Şimdi Şimdi şöyle. size daha somut sorular da sorabilirim. Olur, buyurun. Yani anketlerde Mansur Yavaş'ın adı, işte daha sonrası Ekrem İmamoğlu, Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu hafta yaptığı açıklama, ben anketlere bakmıyorum diyor, ama bir yandan da CHP'nin 200 bin kişilik anket yaptıracağı konuşuluyor. Günün sonunda CHP kamuoyunun ya da muhalefet daha doğrusu tabanının istediği isim mi aday olur? Bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun şansı yüksek mi değil mi? Sayın Akşener'le aralarında bir taktik savaşı var mı yok mu? Bir de CHP'nin içerisinde bir görev değişiklikleri iddiası vardı bugün. Onu da soralım Şimdi size. öncelikle tabii benim gündemim biraz daha farklı olabiliyor ama size bir teşekkür var televizyonuna, Habertürk televizyonuna. Geçen hafta İzmir depremzedelerinden bahsettik. Bunun sonrasında 1,04 faiz ile bakanlık görüşmeyi kabul etmiş. Ne Teşekkür güzel. ediyorlar, selamlarını, sevgilerini Biz de gönderiyorlar selamlarımızı iletelim. depremzedelere Geçmiş sahip olsun. çıkmak. Şu anda da İzmir depremzedelerinin ve Elazığ depremzedelerinin eksikliklerinin giderilmesi önemli. Yine meslektaşlarımdan bir not, genç meslektaşlarımdan bir kısmı öğrencim. Daha önce ben Şile Kalesi'ni şey olarak Sünger Bob'a benzetmiştim restorasyonunu. Maalesef o zaman görevde milletvekiliyim. Çok kötü bir restorasyon örneği oldu. Tekfur Sarayı'nı pimapenle, PVC ile şey yaptılar, restorasyon yapmışlardı. Şimdi bakanlık Kız Kulesi'ni restorasyon yapıyormuş. Lütfen dikkatli olun. Tarihi, kültürel Orada değerlerimiz çok ben bir kıymetli. bilgi vereyim bildiğim için. Peki. Hantum Ertekin ve Peki. Zeynep Ahunbay Evet, öncülüğünde Zeynep Hoca'yı, yapılıyor. evet. Çok önemli İnşallah, isimlerle evet, çalışıyor takip Kültür ettik ama Bakanlığı. yine Ben de şahsen tebrik ediyorum. ben özen ve dikkatli Muhakkak. Ama en olması azından gerektiğini işin ehline bu ehlileri, sefer evet. O teslim kısmı, edilmiş evet, oluyor. o kısmı bu Sayın sefer, Kültür evet, Bakanının işi da bilen hakkını teslim insanlar. edelim. Evet. Zeynep Hoca da Sayın Tümertekin de Ahan mesleğinde Mimarlık Ödüllü bir kendilerini mimarımız. ispatlamış insanlar. İnşallah sonuçta öyle çıkar. Böylece bunu da iletmiş olalım. Şimdi çok şimdi siyasette bazen bazı konularda çok rahat olursunuz. Mesela bu konu bizim için öyle bir konu. Çok rahatız. Niye? Aslında ilk defa sizin, yani Kübra Par'ın açık ve netinde ben söylemiştim bunu. Sonra şimdi artık çokça yerden duyuyorum. Önümüzdeki ilk seçimde, zamanında ya da erken seçimde Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız Millet İttifakı'nın adayı olacak demiştim. Çok güzel bir rahatlık. Şimdi tartışmalarımız, işte efendim Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu mu olsun, işte Meral Akşener dedi ki ben başbakan adayıyım, efendim Sayın Ekrem İmamoğlu mu, Sayın Mansur Yavaş mı ya da başka bir isim mi? Hep bunlar, yani neden? Çünkü ben aslında şunu daha önce de ifade ettim, mecliste de ifade ettim, burada tekrar söyleyebilirim. Tırnak içinde söyleyeceğim. AK Parti aslında belki de kandırıldı %50+1'de. Normalde aynı sistemde devam etseydi şu anda da en çok oyu alan parti, işte koalisyonla bir hükümeti kurup devam edebilirdi. Ama 50+1 aslında kendi, yani bizim bu ucube sistem dediğimiz, rejim değişikliği dediğimiz sistem aslında kendi getirdi. Şu anda da kendi onun sonuçlarıyla karşılaşıyor. Evet, bu dönemdeki işte yanlışlıklar, bir kişiye bütün sistemin bağlanması, yasama, yürütme, yargının birbirinin içine girmesi, tekel olması, bugün ekonomi dahil olmak üzere her konuda adalette, her konuda eğitimde bu açmazlara sürükleniyor olmamızın bizim görüşümüze göre temel sebebi. Ama mesela az önce İyi Parti için söylediniz, hani acaba öbür tarafa geçebilirim. Şimdi ittifaklar belirginleşmeye başladıktan sonra artık sizin seçmeniniz de öyle kolay hareket etmenize de izin vermeyebilir. Yani işte ben genel başkanım, şu ittifaka geçiyorum, o zaman bütün seçmen benimle birlikte gelecek diye bir durum yok. Duruşunuz önemli. Yani durduğunuz yere göre Doğru. seçmen Hatta İyi yer Parti aldığına için de bu göre. zamanında çok söylendi. Evet. İyi Parti seçmeni son derece muhalif, seküler bir seçmen. Sayın Akşener böyle bir hamle yapsa bile tabanını götüremez Evet. kendisiyle beraber dendi. Yani bu, onun dışında işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından mı oy alıyor? Acaba başka siyasi partilere de başka partilerden mi oy gidiyor? Şimdi şu anda bizim bakış açımız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakış açımız, önce hep memleket diyoruz. Şu anda önce Millet Partisi'nin oylarının Millet İttifakı. Millet İttifakı Millet Partisi var. Var değil mi? Özür dilerim. Millet İttifakı'nın oylarının
%51'in üstünde ol. %50 artı 1'in üstünde olmasını sağlamak. Altılı masanın değil mi? Çok üzüleceğim. Altılı masanın mı? 50 artı 1'in altılı masanın. Söyleyeceğim. Çok böyle o kadar hoşuma gidiyor ki böyle küçük şeylere takılmanız. Bunlar nüans artık. Yani altılı masa küçük altılı masada olur. Anlamadım. O 3 gün sonra başka siyasi partilerin Millet İttifakı'na katılacağını duyuyoruz, görüyoruz. O siyasi partilerle birlikte mesela şu anda buradan mecliste olmayan anlıyorum ama baştan beri 3 defa da Millet İttifakı diyorsunuz. Ben size çok net bir soru soruyorum. Bu önemli bir soru. Bence hayır, önemli. Hayır, üçüncü defadır yapıyorsunuz bunu. Bakın önemli bir soruysa önemli cevap veriyorum. Millet İttifakı mı, altılı masa mı? Bakın ikisi de birbirinin aynısı. Hiçbir değişiklik. Aynısı. Evet aynısı. Sorabilir miyiz İdris Bey'e Millet İttifakı'nda mısınız diye? Ben kendi görüşümü söylüyorum. İdris Bey'e sıra gelince ona da sorarsınız. Yine bu maddi bir gerçek. Millet İttifakı dediğimiz şey bugün artık bir demokrasi cephesi olarak kendini adlandıran, daha önceki seçimlerde de Demokrasi İttifakı olarak, hayır cephesi olarak bir araya gelmiş. Daha sonra da işte bu seçimde 3 partiyle olan, eminim bu önümüzdeki seçimde 6, 7, 8, 9 belki daha çok şu an şeyde olmayan, mecliste olmayan bazı siyasi partilerin de Millet İttifakı ile beraber hareket edeceğini görüyoruz. Muharrem İnce'yi de alacak mısınız bugün? Bizim bir şeyi bir yere alma gibi bir durumumuz yok. 7 var zaten. Ya, 7'den sonra sayın. Bakın Cumhur İttifakı'nın karşısında kendini konumlayan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek vereceğini açıklayan herkes zaten aslında doğal olarak Millet İttifakı'nın bir parçası haline gelmiş. HDP dahil. Ha, bunu siz eğer şey olarak deklare edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Destek mesela bir siyasi parti diyebilir ki ben kendi Cumhurbaşkanı adayımı çıkaracağım. Ama işte Sayın Babacan söyledi mesela ben kendi Cumhurbaşkanı adayımı çıkaracağım. Eğer olmazsa başka bir değerlendirme yapabilirim. Öyle demedi. Şöyle dedi. Altılı masada eğer ortak adayda ulaşamazsak. Evet. Ben kendi adayımı çıkaracağım dedi. Yani sonuç itibariyle bunun benzeri açıklamalar başka siyasi partilerden de gelebilir. Başka siyasi partiler başka açıklamalar da yapabilir. Ama ez cümle sonuca geldiğimizde, finale geldiğimizde biz biliyoruz ki Millet İttifakı bileşenleri güçlenecek. Daha çok kişi yanında yer alacak ve bu şeyde yani seçimde artık insanlar derin bir nefes alacak. Bakın Adana karpuzuyla ünlü biliyorsunuz. Adana'da karpuz dilimle satılıyor. Yani artık simit çeyrek simit satılıyor. Artık daha vatandaşın başka bir gündemi var. Anketlere bu niye yansıyor, niye yansımıyor? Hepimiz biliyoruz ki her vatandaş muhalefette olduğunu ifade etmeye etmeyebilir, çekiniyor olabilir, bunu söylemiyor olabilir. Hepimiz bunu her programda sadece muhalefet yanlıları değil, iktidar yanlıları da çokça söylüyor. Yani telefon mu dinleniyor acaba, efendim burada konuştuğumuzu birisi mi oraya jurnallıyor? İnsanlar böyle korku iklimi yaratıldı, bunu hepimiz biliyoruz. O zaman ben bilmiyorum bak, beni. Tam tersini söylüyordun ama AK Parti sahaya inemiyor. Vatandaşın yüzüne bakamıyor diyordunuz. Siz vatandaşın muhalefet yapma bilincinin elinden mi alıyorsunuz bunu söyleyerek? Yani insanlar söyleyemiyor öyle mi? En önemli değeri şu. Tam tersini söylüyordun biraz önce. En önemli değeri şu. Cumhuriyet aslında kimsesizlerin kimsesi. Şu anda vatandaşımız çok fazla kimsesiz hissediyor kendini. Yani artık yönetilemeyen bir ekonomi var. Mesela geçenlerde bir paylaşımında okudum. Derin yoksulluk ağının kurucusunun bir hanımefendi kaymakamlıktan yardım almaya gidiyor. Hanımefendiye iktidar partisine üye yapıldığını sonradan öğreniyor. Yardım alan herkese meğer şey yapıyorlarmış, üye yapıyorlarmış. Şimdi bu anlayışın kendilerine fayda sağladığını düşünüyorlar. Halbuki o anlayış onlara zarar veriyor. Şimdi her şeyi bütün bu söylenenlerin hepsinin dışında vatandaşın derininde yaşadığı bir sıkıntı var. Ya domatesi 17 liraya alıyorsan burada bir sıkıntı vardır. Yani işte geçen programda örnek verdi ya Bilecik domatesi Bilecik'te 15 lira. Peki, yani bir sorum daha var. Ekonomi artık herkesin cebini canını yakıyor. Bu sadece asgari ücretlileri de değil ki Türkiye'nin yarısından çoğunun asgari ücreti olduğunu da ayrıca altını çizelim. Ekonomi çok uzun konuştuk.